Değerli arkadaşlar, ülkemiz kan gölü. Her ay onlarca şehit veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetimiz üç cephede birden savaşıyor. Böyle bir ortamda anayasa değişikliğinin hangi mantığı olabilir? 15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinde birçok soru işareti var. Karanlık noktalar var. Yani ortam anayasa değişimi için hiç uygun değil. Ama bir kişi bir adam dayatıyor. Parlamentonun üstünde bir vesayet var ve biz de bu dayatmanın altında hepimiz eziliyoruz. Arkadaşlar, bu kişi niye dayatıyor? Zaten Cumhurbaşkanlığı yeminine sadık kalmamış. Tarafsız hiç olmamış. Anayasa 2 yıldır rafta duruyor. Kuvvetler ayrılığı yerine Kuvvetler Birliği dayatılıyor. Ve bu açıkça da söyleniyor. Kuvvetler ayrılığına gerek yoktur. Kuvvetler Birliği gereklidir diyor. Demokrasinin ruhuna tamamen aykırı. Neden 1876 yılından beri 140 yıldır geçerli olan demokratik kültürümüzü ayaklar altına alıyoruz? Sevgili AKP'li ve MHP'li arkadaşlarımın vicdanına ve ahlakına sesleniyorum. En azından çocuklarınız ve torunlarınız için sesleniyorum. Biz sevmiyoruz ama siz reisinizi sevebilirsiniz. Saygı duyuyorum. O kendini milletin çobanı ilan etti değerli arkadaşlar. Ama bizler koyun değiliz. Bunu açıkça ilan ediyorum. Diyorsunuz ki bu sistem koalisyonları önleyecek. Ya 14 yıldır iktidardasınız. Koalisyon mu gördük? Ne şikayet ediyorsun? Niye şikayet ediyorsunuz? Halbuki koalisyon döneminde Türkiye demokrasisi birçok başarıya imza atmış bir demokrasi değil miydi? Sayayım mı tek tek? Avrupa'da birçok koalisyonda başarılar ve milli gelirde artışlar gözlenmemiş midir? Ha, Türkiye'ye gelelim. 14 yıldır FETÖ ile koalisyonunuz var. 14 yıldır habire bakan değiştirdiniz. Şimdi de kalkmışsınız diyorsunuz ki koalisyonlardan şikayetçiyiz. Yani bu söylediklerinizin hiçbirisinin akılla, mantıkla izah edilir bir tarafı yok arkadaşlar. Bunun adına hukuk bilim adamları suistimalci anayasacılık diyorlar arkadaşlar. Hukuk bilim adamlarının deyimiyle konuşuyorum. Fiili güç odaklı, keyfi siyaset anlayışı olan bir anayasacılık anlayışı. Değerli arkadaşlar, gelin bunlardan vazgeçelim. Bir tek kişiyi bu kadar büyük yetkilerle donatmayalım. Bunun sonu felakettir. Bugünler geçer, yarın gene konuşuruz ama bunun hesabını size inanın çocuklarınız ve torunlarınız ve bu ülke soracaktır değerli arkadaşlar. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı çağdaş ve uygar anayasacılık değildir. Bunun adı tek adam yönetimidir ve vesayet anayasasıdır. Vesayet demokrasidir. Hepinize saygılar sunuyorum.